Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videomu bir takipçimin isteği üzere çekiyorum. Benden bir menekşe videosu istedi. Menekşelerinin son hallerini çekip atar mısın dedi bana. Ben hem onun için hem sizler için bu güzelliklerimin son hallerini paylaşmak istiyorum. Hem son gelişimini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu benim hasta olan menekşelerimdi. Artık büyüme aşamasında bana küçük küçük tomurcuklar çıkardı arkadaşlar. Bakın şuradan görebiliyor musunuz? Yaprak dibinde bir tane tomurcuğu var idi. Daha önceden hastaydı. Saksını değiştim. Pet bardağı diktim. Bakın şu yaprakların hepsi yeni çıkan yapraklardı. Burada da bu şekilde çok güzel gelişim gösteren bir menekşemiz var çok özel türdü çok da güzel rengi var arkadaşlar çiçeğinin şuna bakar mısınız her taraftan ne kadar çok tomurcuk çıkarmış şimdi size bu şekilde göstereyim arkadaşlar çok da güzel gelişim gösteriyor bakın her tarafından tomurcuklar çıkmış çok da güzel gelişti arkadaşlar ben bu şekilde fitilde tutuyorum çok da sağlıklı olarak büyüyorlar Pencere önünde hafiften güneş görüyorlar. Bakın bu yaprakların hepsi yeni taze yapraklar. Yeni çıktı. Bakın bu eski yaprakları da budayacağım Arkadaşlar Bir tane eski yaprak bırakmayacağım. Ama biraz büyümesini bekliyorum. Taze yaprakların büyüdükten sonra budayacağım. Bakın şunun küçük haline bakmadan burada da tomurcuğu var. Bu görmüş olduğunuz yaprakların hepsi yeni çıktı arkadaşlar. Önceden hastaydı benim menekşem. İlaçladım yapraklarını. Bakın bu ince uzun olan yapraklar hasta yapraklarıydı. Burada bir tane de tomurcuğumuz geliyor. Bu yandan da bir tane tomurcuğumuz geliyor. Çok da güzel gelişim gösterdi. Hastalık un biti düşmüştü arkadaşlar. Ben gözle göremedim. Ama yapraklar inceleşiyor. Büyümüyor. Göbek kısmı büyümüyor. Büyümediğinde hastalık oluyor arkadaşlar. Bir uzmandan öğrendim. Ben de tercih ettiği ilacı döktükten sonra püskürttükten sonra yapraklarını bu şekilde sağlıklı yapraklar çıkarmaya başladı. Şuna bakar mısınız? Ne kadar da güzel yapraklar çıktı. Göbek kısmı da çok güzel gelişim gösteriyor. Kanalımı takip edenler tanır arkadaşlar bu menekşeyi. Ben bunu alırken çok yavruları var idi. Yanlarına yavrularını ayırdım. Bir tane açmak üzere olan tomurcuğumuz var. Bir tane de bu şekilde çiçek açmış tomurcuğumuz var. Katmerli özel türdü. Ama ilk çiçeği olduğu için çok katmerli olmadı arkadaşlar bir şekilde. Bakın saksısını da değişmiştim aldıktan sonra. Tomurcuklar çıkarıp yapraklar çıkarmaya başladı. Bu benim güzelliğim. Küçük küçük fide aldığım menekşeler arkadaşlar. Kanalımda videosu da var. Oradan da izlemek isteyen izleyebilir. Bakın ne kadar da güzel. Yaprakları var, sağlıklı yaprakları var. Her tarafından bu şekilde de tomurcuklar çıktı. İnşallah iğrenmeyen zamanlarda da rengarenk çiçek açtığı zaman da sizlerle paylaşacağım. Bakın bu menekşe de çok güzel çiçek rengi var. Bunun da çok özel bir menekşe. Artık hepsi sağlıklı büyümeye başladı bile. Bu menekşem o kadar küçüğüydü arkadaşlar. Büyümüyordu. Bana hediye etmişti komşum. Saksını değiştikten sonra bu şekilde ilerledi. Bu menekşem de çok güzel bir menekşe. Katmerli büyük boy açıyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir yaprakları var. Çok da güzel değişim gösteren bir menekşem. Her tarafından da küçük küçük tomurcuklar çıktı arkadaşlar. Bütün menekşelerimin hepsinde tomurcuk var. Küçük tomurcukları var. Biraz büyüyen tomurcukları var. Yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Çok da güzel yaprakları var. Bakın bu menekşeyle bu menekşeni aynı günde almıştım. Boyu da aynı ölçüdeydi arkadaşlar. Bunu sadece serada tutmuştum büyümedi daha sonra bu şekilde fitili aldım fitilimizin ipi de örgü ince örgü ipi de arkadaşlar değişik bir ipler kullanmıyorum ince örgü ipidi bakın bu şekilde de artık fitili aldıktan sonra büyümeye başladı bazı arkadaşlarımız yazmış yorum kısmında fitil ne diyor ablacım ben de şu an göstereyim arkadaşlar bu şekilde fitilde olan menekşelerimin hepsi sağlıklı büyüdü tomurcukta bakın açmak üzere tomurcuğu ilk şey olduğu için ilk kez açacak bizim evimizde inşallah Çiçek açtığı zaman da gösteririm Bakın şuradan da bir tane tomurcuğu gelmiş Çok güzel Menekşeler şuna bakar mısınız Çok da Sağlıklı bir menekşe arkadaşlar Bir tane sapın üzerinde ne kadar çok tomurcuk olduğunu sizler de görebiliyorsunuz Fitil bu şekilde bir pet şişesinin ağzını kestim içine su koyup ince öl, örgü ipini koyuyorum arkadaşlar ben şimdi şu şekilde de göstereyim bakın hepsini ölçüyle koyuyorum böyle örgü ipinden fitil yapıyorum su da koydum ihtiyacı olduğu kadar suyu emiyorlar ama bizim özümüz kendimiz sularken ya az veriyoruz ya da çok veriyoruz bir ölçü tutamıyoruz arkadaşlar o yüzden menekşelerimizle çok verersek kök çürümesinden kaybetmiş oluruz az verirsek de gelişim gösterm göstermiyor kuru da kalıyor arkadaşlar Bakın bu da çok güzel bir rengi olan menekşe çok da küçüğü daldığımda şimdi bakın ne kadar da güzel geliştiğini bunun da yapraklarına bakar mısınız çok değişik bir tür menekşelerin bu şekilde arkadaşlar sağlıklı bu güzel gelişim gösteren bir menekşelerim var. Hem sizlere son hallerini göstermek istedim. Hem menekşelerimin ne kadar güzelleştiğini göstermek istedim. Bakın her tarafından o kadar çok tomurcuk çıkarmış ki. inşallah ilerleyen dakikalarımızda rengarenk açtığı zaman da paylaşacağım. Bu da benim barış çiçeğim. Bakın bu da güzel sağlıklı. Bir takipçim de yazmış arkadaşlar evden tutuyorsun balkondan mı tutuyorsun? Bakın bu şekilde salonumda tutuyorum. Evin içinde tutuyorum arkadaşlar. Böyle bir pet şişenin içine su da koydum. Nem kısmını vermiş oluyoruz bu şekilde. Çünkü barış çiçeği nemli ortam çiçeğiydi. Nemli çok seviyor. Haftada iki kere de su püskürtürüm yapraklarını Orkidelerimizin son halleri. Bakın hepsi artık tomurcukta çiçek açmak üzere. Gelesi videomda arkadaşlar çok özel, çok faydalı bir orkide videosuyla geleceğim. Beni takip edenler varsa da inanın çok sizler için, orkide severler için çok faydalı bir video ile geleceğim. Bakın böyle bir orkide sahibi olmak istiyorsunuzsa verdiğim tarifleri yaptıklarımı Hepsini sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu şekilde güzel çiçek sahibi olmanız için arkadaşlar. Bakın ne kadar da güzel açtı. Bu hiç dinlenmedi o orkidem. Kışı yazı açtı arkadaşlar bu şekilde. Bu da kılın çiçeğim. Peygamber kılınçı da değiliyor. Bu benim prensesim. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. O kadar güzel gelişim gösteriyor ki renkli yapraklı çok güzel bir renkli çiçekti. Bakın bu da benim yapraktan diktiğim menekşelerim. Özel tür yapraklar almıştım arkadaşlar. Bakın bu şekilde hepsi yavruladı. O kadar güzel açıyor ki bu. Ama bir tane yavru verdi. Hepsi çok özel. Çok da güzel gelişim gösterdi. Bakın yavruları bu şekilde büyüdüler. Ama ben şimdi yavrularını analarından ayırmayacağım biraz büyümelerini bekleyeceğim arkadaşlar çünkü böyle küçük dikersek kaybedebiliriz bakın bu şekilde hepsi büyüdüler burada da bu şekilde analarını kaybeden var yapraklarını kaybedenler de var şu şekilde alabiliriz bakın şunu da çıkıyor mu bakalım Yok bu çıkmıyor. Bunu kesip alarım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar çok yavrular çıkardı. En azı 6-7 tane yavrusu var. Küçük yavruları da var arkadaşlar. Bu da benim Zamyankulikus para ağacım, para çiçeğim. Çok güzel gelişim gösterdi. Biraz kenardan çekeyim bu şekilde çok da güzel gelişti arkadaşlar şuradan çıkan yapraklarını göstermek istiyorum bakın ne kadar kalın kalın yaprakları çıktı bu şekilde çok güzel çiçekti bu salon çiçeği de arkadaşlar hepsi bu kadar yani hepsi bu kadar değil de ceylan gözlü sardunyalarım var birçok çiçeklerim var ben bir kısmını çekip atıyorum sizlere bu şekilde Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Umarım verdiğim bilgiler yararlı bilgiler oldu. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.